Parabolde alan soruları örnek soru 4. Bu videomuzda parabolde alan ile ilgili bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yandaki şekilde y eşittir 4 eksi x kare parabolü ve y eşittir 1 doğrusu verilmiştir. Y eşittir 4 eksi x kare parabolümüz bu. Y eşittir 1 doğrusu da bu. Şekilde ABCD dikdörtgen ise ABCD'nin alanını bulun. ABCD dikdörtgeninin alanı isteniyor bizden. Dikdörtgenin alanını bulabilmek için düşünce yapımız şu olacak. Dikdörtgenin iki kenar uzunluğunu bulup bu ikisinin çarpılması gerekiyor. Zaten buradaki dikdörtgenin BC kenarı y eşittir 1 doğrusu üzerinde. Burası y eşittir 1 doğrusu olduğu için demek ki buradaki y eksenini kestiği yer 1. Yani şuranın uzunluğu 1. Dikdörtgenin bir kenarı çıktı zaten. Dikdörtgenin şuradaki CD kenarı ve AB kenarı 1 birim uzunluğunda. Şimdi bizim için dert olan nokta şu AD kenarı veya BC kenarı. Şimdi bunu bulmak için de düşünce yapımız şu olacak. Bu 1 ile parabolü, parabolle doğrunun kesişme noktalarının x'lerini bulacağız. Şuralar parabolle doğrunun kesişme noktaları. Parabol ile doğrunun denklemlerini birbirine eşitleyeceğiz ki ikisinin kesişme noktalarını bulalım. Kesişme noktalarının x'lerini bulduğumuzda A ve D noktalarına karşılık gelen x değerlerini bulmuş olacağız. Ve bu sayede de AD uzunluğunu bulmuş olacağız. Bir parabol ile bir doğru beraber çizildiyse bunların büyük ihtimal birbirine eşitlenip de kesişme noktalarının bulunması soruda gereklidir. Bu x kareyi bu tarafa, biri bu tarafa atarsak x kare eşittir 3 eder ki x buradan bir kök 3 bir de eksi kök 3 çıkar. Demek ki buradaki D'nin bulunduğu yer kök 3, A'nın bulunduğu yer eksi kök 3. Parabolde eksi kök 3'ü koyunca 1 çıkıyor, kök 3'ü koyunca 1 çıkıyor. Yani buradaki AD uzunluğu, burası kök 3, burası da kök 3 ise 2 kök 3'tür. Şuradaki kenarımız da 1'di. Dolayısıyla alan ABC'de 1 ile 2 kök 3'ün çarpımıdır. Yani 2 kök 3 birim kare olarak buradaki dikdörtgenimizin alanını bulmuş oluruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.